Dördüncü soruda 7 kişinin yemek yediği bir lokantada hesaba göre yapılan ödeme ile ilgili şunlar bilinmekte. Herkesin ödemesi gereken miktar eşit. 3 kişi hiç para vermediği için birinin parasını bir kişi, diğer ikisinin parasında kalan 3 kişi eşit bölerek vermiş. Para veren kişiler kendi paylarına düşenlerle birlikte toplam 420 lira para vermiş. Buna göre 2 kişinin yerine para veren 3 kişi adam başı kaç lira vermiştir? Şimdi normalde herkesin ödemesi gereken miktarı x kadar diyelim. Bu 7 kişiden 3 kişi hiç para vermeyecekse 4 kişi bütün hesabı karşılayacaklar. Şimdi bu 4 kişiden bir tanesi ödeme yapmayan birinin hesabını da karşılayacak. Şöyle diyelim o zaman bu 4 kişiden bir kişi hem kendi hesabını ödeyecek yani x TL'ye verecek. Hem de hesabı ödemeyen 3 kişiden birinin hesabını verecek. O da zaten x TL düşürdü herkese. Bir x TL daha verdi 2 x TL ödeme yaptı. Diğer ikisinin parasını ise şimdi ödeme yapmayan iki kişi vardı. İkisinin hesabı normalde 2x TL. İkisinin parasını da 3 kişi eşit bölerek verecek. O zaman 2x bölü 3 olarak paylaşacaklar o 3 kişi. O zaman o 3 kişinin verdiği toplam hesaba bakalım. Şimdi 3 kişiden bir tanesi normalde x kendisi için verecekti. Diğer ödeme yapmayanlar için payına düşen para 2x bölü 3. Dolayısıyla o 3 kişiden bir tanesi bu kadar ödeme yapacak. 3 kişi bu şekilde yaptığı için çarpı 3 dersek 3 kişinin yaptığı toplam ödeme 1 kişinin yaptığı toplam ödeme. Para veren kişilerin kendi paylarını düşenlerle birlikte yaptığı toplam ödemenin 420 lira olduğunu söylüyor. O zaman bunları topladığımız zaman 420'ye eşitleyeceğiz. Buradan 2x, 3'ü dağıttığımız zaman 3x, 2x bölü 3 ile 3'ü çarptık. Buradan da 2x geldi. Toplamları 420 TL. Buradan 7x, 420 TL. X değerimiz de buradan 60 geldi. Yani normalde herkesin payına düşen normal şartlarda 60 TL. 2 kişinin yerine para veren 3 kişi adam başı kaç lira vermiştir? Adam başı bu 3 kişinin adam başı ödediği miktar burasıydı. Yani x artı 2x bölü 3'tü. Dolayısıyla bize bunu sormuş. Topladığımız zaman burasını 5x bölü 3 yapıyor. x değerinde 60 bulduğumuza göre 5 çarpı x yerine 60 yazdık bölü 3 sadeleştirdiğimiz zaman da toplamda 100 TL ödediklerini bulmuş oluyoruz.